Evet arkadaşlar, tekrar bu videoda sizlerle birlikteyiz ve bu videonun konusu çizim ayarları, dosya ayarları. Bunları inventörde nasıl yapacağız? Nedir bu ayarlar? Bunların muhteviyatı. Şimdi çizim ayarları konusu biraz önemli. Neden önemli? Zaman zaman eğitim verdiğimizde işte sağda solda müşterilerimizle, kullanıcılarımızla, profesyonellerle bazı şeyleri kendilerine göre yapmak istiyorlar. Atıyorum mesela adam virgülden sonra 4 haneye kadar çalışmak istiyor da 5 haneye kadar. Önemli. Bunları yapabilmenin yolları var. Bunları biraz anlatacağım, değineceğim. Parça dosyası için, montaj için veya diğer inventör genelindeki ayarlar nelerdir? Bunları nasıl kullanırız? Onları bir anlatacağım. Şimdi bunun için önce yine boş bir parça dosyası. Açalım. Metrik altından standart diyelim. Ve boş bir parça dosyası açalım. Şimdi bu parça dosyası açtıktan sonra bir skeç açalım. XY düzleminde gördüğünüz gibi skeç açtığınız zaman inventör ekranında böyle baştan sona giden X ve Y. Buradan da gördüğünüz gibi bu Y ekseni, bu X ekseni. Y ekseni, X ekseni koordinat düzlemleri, doğruları ekranı kaplayacak şekilde uzar. Şimdi bazı kullanıcılar der ki ben böyle istemiyorum. Ben burada bir tane kumpas olsun, yani koordinat sistemi olsun istiyorum. Buradan Tools kısmına gideceksiniz. Applications opsiyonuna gideceksiniz. Buradan skeci seçeceksiniz. Skeci seçtikten sonra buradan Axis tikini kaldıracaksınız ve Coordinate System Indicator'ı tıklayacaksınız ve Apply diyeceksiniz. Apply dedikten sonra gördüğünüz gibi burada skeç ortamında sizin dosyanızın tam ortasına bir tane ne getiriyor? Ne getiriyor? Koordinat sistemi geçiriyor. Başlarsınız çiziminizi yapmaya. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu olur. Bu birincisi. İkincisi. Gelelim tekrar Application Options Sketch kısmına. Şimdi burada bazı detaylar daha var. Örneğin 3D Sketch, Auto Bend with 3D Line Creation. 3 boyutlu sketch'te otomatik olarak işlemi yapsın. Ya da örneğin diyorum Color kısmı. Özelleştireceğiz ya ortamı. İnventörün arka planını da özelleştirme şansınız var. Sizin bunu hatta özelleştirme şansınız var. 2019'da beraber ki bunun nasıl yapıldığını inventory yenilikleri videosunda anlattık. Örneğin arka plan böyle daha farklı bir renk olsun. High contrast olsun derseniz ve apply derseniz bakın inventörün arka planı siyah olur. Ve siyah bir arka planı ile şu anda çalışmanızı yapacaksınız. Tabi arka plan değiştiği için çizginin rengi de değişti gayri ihtiyari olarak. Ama şöyle bir husus daha var. Neden? Şimdi burada Customize Schemes seçeneği sizin zaten bu menüde çizginizin renginin örneğin bakın sketch altındaki bu renk şu anda under defined yani henüz under constraint yapılmış. Henüz ölçüsü verilmemiş. Henüz nerede olduğu koordinat olarak belirlenmemiş çizimler için, daireler için, dikdörtgenler için belirlenmiş olan renk. Ne renk? Bakın burada under constraint. Buyurunuz. Burada. Görüyorsunuz. Bunu eğer ben kalkıp tam tanımlı yaparsam ki tam tanımlı yapmak nedir? Az tanımlı yapmak nedir? Bunların hepsini çizim bölümünde anlattık. Oradan sonra biraz daha netleşecek. Rengi değiştirir. Ya da siz kendinize yeni bir renk şeması oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi bunların detaylarını Inventor 2019 yeniliklerinde anlattık. Ve şuradan gördüğünüz gibi örneğin burada Winter ya da Presentation kısmını seçelim. Apply değil, eski haline geri dönüyoruz. Bu şekilde çizim ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Gelelim Assembly kısmına. Şimdi Assembly kısmında da bazı ayarları düzenleme yapma, ayarlama şansınız var. Örneğin sizin birbirinden farklı, bakın birbirinden farklı parça adedi 100'ün üzerindeyse montajda, bakın bir toplam parça adedi demiyorum, birbirinden farklı parça adedi 100'ün üzerindeyse otomatik olarak Express şeklinde aç. Ya da 500'ün üzerindeyse Express şeklinde aç. Ya da 1000'in üzerindeyse Express şeklinde aç deme şansınız var yazılıma. Bunun da tanımını buradan yapabilirsiniz. Veya örneğin şuradaki Place and Ground First Component at Origin seçeneği de şu işe yarar. İlk montaja getirdiğiniz dosyayı, bakın ilk montaja getirdiğiniz dosyayı orijine oturt ve grounded yap. Ne demek bu şimdi? Hemen bakalım ne demek. Şu çizimi kapatalım. Kapatalım. Gelelim buradan bir boş dosya açalım ve boş dosya bir standart milimetre bazında olsun. Place diyelim. Proje dosyamızı değiştirmemiz gerekiyor en nihayetinde. Inventor temel eğitim setine geri gelelim. Tekrar boş bir
bir montaj dosyası açalım ve place. Buradan örneğin atıyorum tamamen. Bakın tamamen atıyorum. İşbirliğine gittik. Farzimihal şu dosyayı açtık. Şimdi bu dosyayı açtınız. Dosya sizin elinizde. Yani nereye bırakırsanız bu arkadaş oraya gider. Bakın okey dedim. Şimdi bu dosya hareket ediyor gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü sabitlenmedi. Bu bir. İkincisi origin nerede? Origin'e bakalım hemen. Origin burada. Bakın çünkü origin şu üçünün kesişim noktası. Şurada origin, şurada. Origin'e de oturtmamış. Yani benim bunu oturtabilmem için gidip ilişki kullanmam lazım. Değil mi? Ama eğer bundan sıkılıyorsanız, ya ben böyle uğraşmak istemiyorum. Benim ilk getirdiğim montaj parçası otomatik olarak orijine gitsin, otursun ve sabitlensin diyorsanız, bunu siliyorum tekrar. Buradan Tools kısmına gideceğiz. Application Options, Assembly'ye gideceksiniz ve Place and Ground First Component at Origin seçeneğini seçip OK bastığınızda. Akabinde tekrar ben buradan Assembly kısmına Place dediğimde ve aynı dosyayı seçtiğimde bakın tak diye ne yaptı? Getirdi, orijine koydu ve yanına da bir tane wrap diye koydu. Ne demek bu? Sabit demek. Ve bakın orijin nerede bakalım. Orijin tam ortadan geçiyor. Tam şurada. Orijin. Tam parçanın orijiniyle, bakın parçanın orijiniyle, parçanın orijini orada, montajın orijini de orada. Parçanın orijiniyle montajın orijinini çakıştıracak şekilde oturttu. Peki X'ini, Y'sini, Z'sini nasıl karar verdi? Parçanın, bakın, parçanın X ekseniyle montajın X eksenini çakıştırır. Parçanın Y ekseniyle montajın Y eksenini çakıştıracak şekilde oturtur. Parçanın Z ekseniyle montajın Z eksenini çakıştıracak şekilde oturtur. Ve ancak bu şekilde yerleşimini yapar. Eğer sizin parçanızın farklı bir şekilde oturmasını, ilk çağrışınızda gelmesini istiyorsanız, gideceksiniz parçaya, parçanın koordinat düzlüğünü değiştireceksiniz. Durum bundan ibarettir. Bu şekilde ayarlamaları yapabilirsiniz. Arkadaşlar, çizim ayarlarını nasıl yapabileceğimizi, nereden ulaşabileceğimizi anlatmaya çalıştım bu videoda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.